Kadıköy'de az önce sona erdi karşılaşma. Fenerbahçe Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. İlk yarıda 3 farkı yakalamış. Bir de penaltı vuruşundan yararlanamamıştı sarı lacivertli takım. İkinci yarıda belki ilk yarıdaki tempo yoktu ama yine pozisyon zenginliği vardı, goller vardı. Ve 5-0'lık net bir galibiyetle milli maç arasına 13 puana çıkararak, maç eksiğiyle 13 puana çıkararak sarı lacivert takım averajını da 14 yaptı 6 maçta 20 gol 3 golün üzerine çıkardı maç başına ortalamasını sarı lacivert takım gizli lider. De diyebiliriz şu anda. Başakşehir'in de bir maçı eksik ama averaj artı 14. Hepinize iyi akşamlar. Pazar günü bu maçın ardından 7. hafta tamamlanmış oldu ve hocamıza hemen 5-0'ın ardından ilk düşüncelerini soralım. Çünkü devre arasında önemli noktalara dikkat çekeceğini, Fenerbahçe ile ilgili özellikle Jesus ile ilgili önemli analizleri olduğunu söylemişti. Ama önce bir maç değerlendirmesiyle başlayalım hocam. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de taraftar gireni de çıkanı da alkışladı. Ben de bir futbol adamı olarak, Fenerbahçe olarak ayrıca da can gününden alkışlıyorum. Çok uzun yıllardır alkışlamamıştım ben. Birçok takımla alkışladım ama Fenerbahçe'yi, tuttuğum takımı kazandığı çok maç gördüm. Ama hakikaten de bugünkü performansından hayran kaldım. Maçın başında evet 2-3 tane pozisyon verdi. 5-0 iken bir tane pozisyon verdi. Ama şunu söyleyeyim, özellikle de şunu söyleyeyim. Ligde şampiyon olur olmaz, onu bilemem. Ama Fenerbahçeliler için iddia ediyorum 200 bin kişilik stad olsun, Fenerbahçe stadını doldurur bu oyuna. Takımlar taraftarı çeker. Ne kadar siz böyle güçlü transfer yaparsanız yapın, iyi futbol oynamıyorsanız seyirci, özellikle kış önümüz, trafik falan, böyle geçen senelerde çok hatırlarım. Ya gitmesek de olur falan diyen seyirci. Artı Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olmuyor. Bu 9. yılı mı acaba? Tabii 9. yıl başladı. 8 yılda en az 5 sezonunda maç bitmeden 20 dakika önce E5, E6, Bağdat sahil yolu falan hep kalabalık burada maç bitmeden. Çünkü seyirci boşaltmıştı. Sadece skordan değil oyundan da böyle bir şey olmuştu. Özellikle skorlar da kötü gidince. Bu anlamda Ali Bey'in de 5. yılı şimdi 4 yıl boyunca eleştirildi tabii. Özellikle hatta, teknik adam seçildi. Hatta 2 yıl önce bir maçtan şampiyonluğu kaybetmesine rağmen zaman zaman da Ali Bey bu serzenişlere veya eleştirilere itirazları oldu. Öz eleştiri yaptı zaman zaman ama itirazları da oldu. Şimdi o kadar önemli işler yaptı ki bu yıl, geçtiğimiz yıllardaki kadro oluşumunu ve teknik direktörle ilgili ne kadar yanıldığını göstergesidir bu. Bugünkü coşku tablo. Yoksa lig çok birbirine yakın takımlar oynuyor. Lige ara verildi. Dönüşte Beşiktaş derbisi var deplasmanda. Kazanırsın kaybedersin ama önemli olan Fenerbahçe'nin çocukluk yıllarında, ki bugün Kemal Belgin abimizin şeyini izledim A-Spor'da. Belgeseli vardı. Daha doğrusu eski günlerden belgeseller veriyordu. 1952'lere falan da gitti. Çok da güzeldi. Böyle kaldım yani. Muhtemelen geçtiğimiz yıllarda çekilmiş bir şeydi. Böyle bant bir yayındı. Hakikaten de o zaman Fenerbahçe'nin ne kadar önemli işler yaptığında, hatırlarsan Brezilya'dan, Arjantin'den takımlar gelirdi. Ki ben o dönemin çocukluk yıllarımı 70 küsürlerde hatırlarım. Hı hı. Akşam böyle Hacı Ahmet kahvesi vardır Nazilli'de. Oraya giderdim. Orada televizyon vardı. Bizim evde yoktu. Böyle bakardık. Siyah şeye. Beyaz yıllar. Evet. Santos maçı falan izlemek için. O da çok kısa verirdi. Ama kaçırmayayım diye böyle, bir de yani Fener'le oynayacaksın yani. El Fener'iyle böyle ışıklar falan az, hatırlıyorsun. Hatta sinemalarda da bankanın evet, ekranları içinde maçlar olurdu filan. Evet. O geni ne vardı Fenerbahçe'cim? Didiler midiler işte, bizim
Todor Veselinovic dönemi falan. Tabii ki daha farklı şampiyonluklar da oldu. Aykut Hoca ile de oldu, Ersin Hoca ile de oldu. Carlos Alberto Pereira'da da oldu. Tabii ki çok mutlu oldu insanlar. Oynattıkları oyunda yanlış bir oyun demiyorum ben. Asla diyemem. Dünya futbolunun oynadığını oynatan. Fakat Fenerbahçelilerin aslında Fatih Hoca niye hala Fatih Hoca deniyor? Oynattığı o yıllardaki futbol hep heyecan vericiydi. Mesela Mustafa Hoca da bu titri bırakmıştır hücum futbolu diye. Çok önemli teknik direktörler geldi gitti. Fakat çok aykırı bir teknik adam. Öncelikle sözüm tekrar başına döneyim. Hocam böyle Fenerbahçe başkanı Mustafa Denizli'yi de o sınıfa koyuyor musunuz onun şu an? Bir dönem için koyuyorum. Böyle yani hani Pereira döneminden bu yana gelen kazanılan şampiyon. Mustafa Denizli döneminde dahil. Dahil ediyorsunuz. Hatta Christoph Daum da dahil. Kaç tane şampiyon? 3 senenin ikisi oldu. Bir tane Denizli de kaybetti. Evet. Cum futbolu hani Türkiye Ligi standartlarına göre diyorduk. Evet. Bu başka bir şey. Evet. O başka bir şey ne olduğunu anlatmaya çalışacağım dilimi yettiğince. Tabii başka bir şeyi sağlayan da kulüp başkanı ve yönetimdir. Ali Bey, şimdi kulüplerin ödeme problemleri olur ama Fenerbahçe'de bildiğimiz duyduğumuz kadarıyla pek olmuyor. Ama Ali Bey özellikle bu yıl öylesine doğru işler yaptı ki geçtiğimiz yıllardaki eleştirilerin en azından yarısını dahi belli, yani kimine göre yarısı, kimine göre tamamının doğru olduğu olmadığını kendisi karar verecektir. Kıyaslamayı kendisi yapacaktır. Art niyetli insanlar olabilir. Başka hesapları olan insanlar olabilir. Fakat ben kendi fikrim olarak da Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır bu kadar iştahını, oyuncu kadrosunun birbirine denk, 10 üzerinden 7'liklerle, 10 üzerinden 9'luk tek adayı var. O da olacak zamanla Arda. 10 üzerinden 7'lik ama hepsi 7'lik. Bugün Ren deplasmanında 2-0 mağlup iken 2-2'ye gelen, yani Fransa'nın Avrupa Kupalarındaki temsilcisine 2-0'dan 2-2'ye gelen takımdan 8 farklı oyuncuyla oynadı. Evet. 8 tane farklı. Bugün Başakşehir'de 8 tane farklı oynadı. Perşembe gecesini dün gibi hatırlıyorum. Kadroyu, bugün çıkacak kadroyu hemen hemen yazdım buraya. Artık hocayı biz tanımaya başladık.